Bu temel gerçeği yok sayarak öğretmenleri kariyer basamaklarına göre bölmek, farklı ücret politikaları üzerinden ayrıştırmak, öğretmenler arasındaki ilişkilerin ve mesleki dayanışmanın bozulacağı anlamına gelmektedir. Mersin'de eğitim sen üyeleri öğretmenlik meslek kanununun tasarısının geri çekilmesi talebiyle Özgür Çocuk Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Öğretmenlik meslek kanununun tasarısının geri çekilsin, öğretmenlik meslek kanununun sınav süreçleri iptal edilsin pankartlarının açıldığı basın açıklaması eğitim sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül okudu. Sümbül, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugüne kadar eğitim sisteminde yaşanan her sorunda olduğu gibi eğitim emekçilerinin ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük sorunlarına tamamen piyasacı ve rekabetçi bir mantıkla yaklaştığını ifade etti. Okullarda yapay olarak oluşturulmaya çalışılan farklı statü ve ünvanların zaman içerisinde giderek belirginleşen sınıfsal ayrışmalar yaratması, okullarda katı ve hiyerarşik çalışma ilişkisinin ortaya konması kaçınılmazdır. Nitelikli okul, niteliksiz okul ayrımında olduğu gibi kariyer basamakları üzerinden nitelikli öğretmen, niteliksiz öğretmen algısı yaratmak istenmesi son derece tehlikelidir. Öğretmenlerin mesleki birikimi ve niteliğini yok sayarak hayata geçirmeye çalışılan kariyer basamakları uygulaması öğretmenlik meslek kanununun saygınlığını daha da düşürecek özellikler içermektedir. Öğretmenlik meslek kanunu ile birlikte okullarda çocuğun sınıfına uzman ya da baş öğretmeni girmesini isteyen velilerle okul idaresi ve öğretmenler arasında gerilimler yaşanması, öğrencilerin sosyal statüsü ve öğretmenlerin kariyerine göre okullara özel sınıflar oluşturulması yaygınlaşacaktır.